Göğsümün Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz hem çok kolay hem çok lezzetli görünümü şahane pasta tarifi paylaşacağım. Hem çok gösterişli hem de çok lezzetli olan pastamızın hemen yapımına geçelim. Gerekli olan malzemeler 2 paket bisküvi, 1 paket çilekli puding, 700 milim süt. Süt miktarımızı paketin üzerindeki süt miktarından 50 milim daha az koyuyoruz. Öncelikle sütümüzü tenceremize alıyoruz. Pudingimizi üzerine dökerekten karıştırarak pişiriyoruz. Pişen pudingimizi sıcak sıcak kullanıyoruz. Bir bıçakla bisküvinin üzerine sürüyoruz. Sürmüş olduğumuz bisküvi diziyoruz. Dilerseniz kaşıkla da koyabilirsiniz. Kaşıkla daha rahat konduğu için daha sonradan ben kaşık kullandım. Bol miktarda pudingi koyduktan sonra diziyoruz. Kenarını çıkartıyoruz. Dilerseniz bunu geniş bir borcamın içerisinde de yapabilirsiniz. Üzerine kalan pudingimizi sürüyoruz. Kalan pudingimizi pastamızın her yerine orantılı bir şekilde sürüyoruz. Aynı şekilde kenarlarına da bıçak kullanaraktan düzgün bir şekilde sürüyoruz. Gördüğünüz şekilde bıçak ile süzülen pudinglerimizi üzerine tekrar sürebiliriz. Pastayı hazırlarken pudingim biraz koyulaştığı için ben üzerine biraz süt ilave ederekten biraz sıvı hale getirdim ki sürmesi daha kolay olsun diye. Üzerine küçük şekerlerden döktüm. Önce pudingimiz soğuyana kadar dışarıda yarım saat bekletiyoruz. Daha sonra buzdolabına koyarak 2 saatte buzdolabında bekletiyoruz. Gördüğünüz şekilde pastamız 2 saat buzdolabında bekledi ve kesimi hazırdır. Çapraz bir şekilde bıçak ile kesiyoruz. Keserken bıçağınızı her defasında silip ıslatıp keserseniz daha kolay bir şekilde kesmenizi sağlayacaktır. Mutlaka bıçağınızı ıslatıp silmeyi unutmayınız. Gördüğünüz gibi kestiğinizde kenarları üçgen şeklinde ve ortası da kare şeklinde oluyor. Pastamızı tamamen kestikten sonra bıçağın ucuyla hafif dokunuyoruz. Ve gördüğünüz gibi pastamızın içerisinde gerçekten şahane görünüyor. Aynı şekilde karşı tarafı da açtırıyoruz. Pastamızın kesimiyle öncelikle göze hitap ediyoruz. Çilekli puding bulamayanlar yerine kakaolu puding de kullanabilirler. Pastamızın bir de lezzet ve kıvamına bakalım. Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten yerinde. Lezzeti de şahane oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerden ilk önce sizler haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Göğsünün Sarayı'na abone olup zilin sesini açmayı unutmayınız. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalınız.